Merhaba arkadaşlar. Bugünkü modelimizin adı Başak örgü modeli. Başak örgü modelimizi yaparken bir modelimiz 16 ilmekten oluşmakta. 16 ilmek ve katlarından ilmek hesabı yapıyoruz. Bu ilmek hesabımıza bir de artı 4 ilmek ilave ederekten ilmek hesabınızı yapabilirsiniz. Yani 16'ya bölünebilen sayıda ilmek artı 4 de ilave ilmeğimiz olacak. Ben şimdi sadece şuradaki bir bölümlük modelimizin olduğu yeri göstermek istiyorum. Başak örgü modeli dedik. Modelimizin adına kenar ilmeğimi alıyorum. İlk sıramı yapıyorum. 2 ters ilmeğim var. İki ters ilmekten sonra ipliğimi arkaya çeviriyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Üç ilmekten sonra iki ilmeğimi sağ meyilli olarak beraber örüyorum. İki ilmeğimi sağ meyilli derken iç taraftan şişimi geçirip ikisini birlikte tek ilmek haline getirdim. Tek ilmek yaptıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Ve şimdi bir ilmek arttırıyorum. Bundan sonraki iki ilmeğim ters olacağı için bir kez daha tur attırıyorum. Şişimin etrafından ilmeğimi. Bakın sadece şişimde bir dolama var. İki ters ilmek örüyorum. Ön yüzde olduğum için ters ilmekten sonra ipliğim önde olduğu için ve düz örgüye geçeceğim için ipliğimi örgümü örerken dolamam olacağı için bir ilmek açma yapmadan şişimin üzerinde bir ilmek ilavesi oluşacak. Bir düz ilmek örüyorum. Gördüğünüz gibi şişimin üzerinde bir ilmek dolanmış oldu. Bir düzden sonra şimdi iki ilmeği birlikte alacağım. İkisini beraber sola meyilli olarak ördüm. Ondan sonra üç tane düz örüyorum. İki ters ilmeğim var ve kenar ilmeğim. Burada da gördüğünüz gibi iki ters ilmeklerim, kenardakiler, bir modeli birbirinden ayıran ilmek sayım. Bir de ayrıca tam modelin orta kısmında da iki tane ters ilmeğim bulunmakta. Arka yüzünü yaparken tersleri düz olarak öreceğim. Geri aradaki modelimin olduğu ilmek sayımı ters örüyorum. Sadece ön yüzde ters görünen ilmeklerimi arka yüzde düz olarak öreceğim. İkinci sıram örgünün arkası. Kenar ilmeğimi aldım. İki ters arka tarafta düz olduğu için iki düz örüyorum. Ve sonraki 6 ilmeğimi beş, altı ters örüyorum. Yani şuradaki ilmeklerim arka yüzde ters örülüyor. 2 düz örüyorum terslerin olduğu bölge. Tekrardan 6 ilmeğim ters oluyor. 2, 3, 4, 5, 6. Terslerin olduğu kısımdayım. Arka yüzde ne demiştim? Düz olarak örülüyor ve kenar ilmeğim. 3. sıradayım. Arkadaki ilmek sayımı örme şeklim hep bu şekilde. 2 düzden sonra 6 ters,
2 düz ve 6 ters olarak örgü devam ediyor. 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters ilmeğim. Bir önceki sırada 3 tane düzüm vardı. 3 düzden sonra 2 kesme yapmıştım. Şimdi 2 düz örüyorum. Yani şuradaki gibi kesintiye sağ meyilli olarak devam ettiriyorum. 2 düz ördüm. Ondan sonraki ilmeklerimin ikisini sağ meyilli olarak kesiyorum. Kestikten sonra bir düz örüyorum. Bir düzden sonra artırmamı yapıyorum. Artırmayı yapıyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğum artırma da çoğaldığı için bunu da düz örüyorum. Ve iki ters örüyorum. Bir düz ördüm. Arttırdım. Sonraki iki ilmeğimi, pardon, iki ters ördüm, bir düz ördüm, arttırdım. Bir düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi sola meyilli olarak beraber kestim. İki düz örüyorum ve iki ters ördüm. Bu da kenar ilmeği. Arka yüzde dediğim gibi iki tersin olduğu kısımlar arka yüzde düz oluyor. Geri ilmeklerim ters. Yani iki düz, altı ters olarak örgümü sıranın sonuna kadar tamamlıyorum. Arka yüzdeki ilmek sayılarım ve örgü tekniğim hep bu şekilde devam edecek. Altı ters ördüm. İki düz örüyorum. 6 ters. Altı. 2 düz ve en sondaki de kenar ilmeği. Ön yüze geldim. 6. sıradayım. Pardon, 5. sıradayım. Kenar ilmeğim. 2 tersim. 2 terse zaten bütün örgü boyunca o 2 tersim hep öyle devam edecek. Sadece modeli örerken 3 düzlem başlamıştım. Sonraki 2 ilmeğimi kesmiştim. Her ön yüzde bu öndeki o 3 düz bir sonraki sırada 2 düz oluyor. Bir sonraki sırada da bir düzden sonra beraber kesiyorum. Bir üst sırada da iki tersten sonra iki ilmeğimi beraber sağ meyilli olarak kesiyorum. Yani şurada gördüğünüz gibi 4 tane arttırmamız meydana geliyor örgü boyunca. 4 arttırmadan sonra tekrar ilk sıradaki işlemden başlıyorum. Bir önceki sırada 2 düzden sonra kesmiştim. Şimdi 1 düz örüyorum. Ve 2 ilmeğimi sağ meyilli olarak kesiyorum. Kestikten sonra 1 düz daha örüyorum. Ve şişime 1 ilmek dolaması yapıyorum. Şimdi buradaki artırmalarda gittikçe çoğalıyor tabi. İlk artırmamdan 1 düz oldu. İkinci artırmamdan 2 oldu. Şimdi artırdım ve 2 düzümü örüyorum. 2 ters, 2 düz, arttırıyorum, 1 düz, sola meyilli olarak ilmeklerimi düzeltip kesiyorum. Sonra 1 düzüm var ve 2 ters, bir de kenar ilmeğim. Bu sıramı da tamamladım. Arkayı hemen tekrardan kenar ilmeğinden sonra nasıldı? 2 düz ve 6 ters olarak örüyorum.
6 2 düz 2 düz kenar ilmeği. Modelimiz simetrik bir model ve tekrar ettiği için çabuk ezberleyebileceğiniz bir model. Burada da göstereyim şimdi sizlere. 6 şu modelim, başak örgü modelim. 16'ya bölünebilen sayıda ilmekle yapılıyor dedim. Tam ortasındaki iki tersten sonra öndeki modelin simetrisini tekrar diğer tarafa yapmış oluyorum. Bir sonraki sıradayım. İki ters ördüm. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi sadece bir düz ilmeğim kaldı. Bu sırada da ikisini beraber kestikten sonra samimli olarak kesiyorum ve hiç ön tarafta bir düz ilmeğim kalmamış oldu. Kesintimi yaptıktan sonra bir düz örüyorum. Şişimi ilmek doluyorum. Artırmadan sonraki düz ilmeklerim her sırada bir çoğalıyordu. Bir de ilk sırada, ikinci sırada ikiye çıktı, üçüncü sırada üç ve dördüncü ajurla birlikte artırmadan sonra üç tane düzüm örüyorum. Şimdi bu yapmış olduğum işlemin simetrisini diğer tarafa yapıyorum. İki ters örgüden sonra. Neydi? Üç düz örüyorum. İki, üç. Arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Ve iki ilmeğimi düzeltip kenarlarını sola meyilli olarak kesiyorum. İki ters. Ve kenar. Hemen örgünün arka tarafını örüyorum. 2 düz ve 6 tersten oluşuyordu. Arkadaki örgüm 2 düz, 6 ters. Örgü boyunca arkada yaptığım işlemim aynı demiştim. Başak modelimizin İlk bölümünün işlemini gerçekleştirdim. Şöyle göstereyim hem sizlere. Şimdi bundan sonraki işlemler birinci sırada yapmış olduğum işlemin tekrarını yapacağım. Burada da gördüğünüz gibi bir modeli tamamladım. Tekrar sıra başından kenar ilmeğim 2 ters 3 düz sağ meyilli olarak keseceğim. Bir düzden sonra arttırmam ve arada 2 tersim. İlk sırasında göstereyim. Kenar ilmeğim 2 ters. İlk sırada ne yapmıştım? 3 düz örmüştüm. 2 3. Tekrar baştan kuruyorum modeli. 3 düzden sonra 2 ilmeğimi sağ meyilli olarak kesiyorum. İkisini beraber alıyorum. Sonra bir düz örüyordum ve bir ilmek dolama yapıyordum. 2 ilmeğim ters oluyordu. Bir ilmek dolama yapıyorum. Bir düz alıyordum. Sonraki 2 ilmeğimi yönlerini düzeltip sola meyilli olarak kesiyordum. Sonrasında 3 düz ilmeğim ve 2 ters artı bir de kenar ilmeğim. Örgü boyunca yapacağım işlemim bu. Simetrik ve tekrar eden bir model. Başak örgü modelimiz. Bugün sizlere göstermek istediğim modelim. Bunu her yerde kullanabilirsiniz modelimizi. Güzel bir model. 16 sayıda bölünebilen ilmek hesabı yaparak
modelimizi kurabilirsiniz. Umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir. Daha güzel başka modellerde buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.